Haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Mis gibi bir doğa, mis gibi bir ortamda. Neredeyiz bugün sizlerle? Söğütlü'deyiz, Trabzon'a bağlı. Yüksel Mutlu, Hilton, Double Tree by Hilton olarak geçiyor değil mi? Evet. Turizmin sorunlarını konuşacağız. Bu röportaj öncesinde ön bir sohbet ettik. Dop dolu turizmin yıllarca içinde bulunmuş bir şahsı sizlere tanıtacağız. Onun Trabzon turizmiyle ve bölge turizmiyle ilgili kafasında çok değişik projeler var. Bizlerin de ilgisini çekti. İstedi ki böyle doğal bir ortamda bir balkon sohbeti yapalım istedik. Bizi ağırlıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kısıtlı Türkçe, Bulgaristan göçmeni Yüksel Bey ve dünyanın birçok ülkesine ziyaret etmiş, birçok ülkesinde çalışmış, çok önemli deneyimler, tecrübeler elde etmiş bir isim. Öncelikle ne kadar oldu Trabzon'a geleli, Hilton macerası ne zaman başladı? Trabzon'da Nisan'dan beri bulunuyorum ve Hilton'un genel müdürü olarak başladım. Türkiye'ye geldiğimde çok okudum ve çok izledim Trabzon ve Karadeniz'in doğasını. Ama fırsat olmamıştı. Nasip bugünmüş. Çok güzel bir şehir ve Karadeniz'in incisi olarak nitelendirebilirim. Benim gördüğüm Trabzon potansiyelini tam olarak kullanamıyor ve hak ettiği yere daha ulaşamıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü doğa olarak, tarih olarak, kültür olarak ve yemek olarak dahil çok zengin bir yöremiz. Ama bunu destinasyon olarak hem Türkiye içinde hem dünyaya tanıtamamışız. Yani bunun çalışması umarım şimdi başlar. Ve herkesin katkısıyla biz bunu gereken hak ettiği yere getiririz. Tabii hem bunlar, Türkiye'de hem dünyada. Bunlar programın içerisinde konuşacağımız konular. Sezonu önce soralım. Yavaş yavaş sona ermek üzere. Son demleri yaşanıyor artık. Değerlendirirseniz nasıl bir sezonu geride bırakıyorsunuz? Beklentiler karşılandı mı yoksa beklentilerin çok uzağında bir turizm sezonunu mu geride bırakıyorsunuz? Biz Hilton'la olarak Trabzon'da sezonu çok iyi kapattık. Müşterilerimiz 92 ülkeden müşteri ağırladık ve pazarımızı çeşitlendirdik. Bildiğiniz gibi Saudi Arabistan'ın başlattığı kampanyayla Türkiye'yi hem kötüledi hem de turist gelen Arap turist sayısını bayağı etkiledi. Ama bunu biz sorun olarak görmüyoruz. Çünkü sadece Arap turizm değil, biz hem Uzak Doğu, hem Avrupa, hem Yunanistan ve bölgemizde iç turizme de açık bir oteliz ve bunu değerlendirdik. Son 3-4 ayda doluluk oranımız %80 ve %90'ın üzerindeydi yaz sezonu. Kış aylarında da bazı değişik inisiyatifler alarak kış aylarından da mutluyuz. Şimdi Karadeniz turizminde çok sayıda orta ve küçük ölçekli işletmeler var. Benim yurt dışında gördüğüm tecrübem, bu işletmeler sezonluk yerlerde ölü sezonda, kış sezonunda kapatıp kar ettikleri sermayeyi sezon öncesi yatırım olarak kendi işletmelerine geri çeviriyorlar. Ama Trabzon'da genelde 3 ayda, 4 ayda kısa yaz sezonunda kazanılan parayı 9 ay içerisinde kullanıyorlar. Sezon açılmadan önce renovasyon veya yeni ekipman veya yenilik yapmak için ayrılmış sermayeleri olmuyor. O yüzden dünyada, bu İspanya'da çok kullanılıyor. Türkiye'de Bodrum modeli olarak geçiyor. Bodrum ve Marmaris'te kullanılıyor. Bence aynı modeli Trabzon için de çok geçerli ve yararlı olabilir. Bir açıdan işletmeler yıpranmaz. Kendi kazandıkları sermayeyi kendi işletmelerine tekrar yatırım olarak çevirebilirler. İkincisi, büyümelerine bu çok katkıda bulunan bir sistem olabilir.
bence değerlendirirse Karadeniz'de çok faydalı olabilir. Şunu soracağım tabii, biz programın öncesi sohbet ettik. Hangi ülkelerde, hangi şehirlerde bu sektörün içerisinde nereden başladı Yüksel Bey? Hangi aşamalardan geçti? Hangi otellerde müdürlük yaptı? Ve bu doluluğunuzu da aslında insanların bilmesini istiyorum. Yani burada bir konunun üzerine konuşurken bunu deneyimlemek, bunu tecrübe edinmek, farklı ülkelerin o kültürünü, o turizmin içerisindeki otel işletme modelini anlatırken de belli oranda bir doluluğa ihtiyaç duyuluyor. Nerede başladı Yüksel Bey'in turizm hayatı? Hangi otellerle devam etti ve finali ona göre nereydi? Şimdi dediğim gibi ben 89 göçmeniyim, Bulgaristan göçmeniyim ve makine mühendisi olarak İstanbul'da iş arıyordum. Tesadüfen 5 yıldız otellerde teknik servis bölümü olduğunu duydum. Ama müsait pozisyon olmadığı için stewarding'den, yani bulaşıkhaneden başladım. Benim hiç ağrıma gitmedi ve ben işimi hangi pozisyonda olsam olayım severek yapıyordum. Maksimumu vermeye çalışıyordum. Otelin açılışında biz o zaman ki Cumhurbaşkanı Sayın Özal'ın oğlunun düğününü yaptık. Efe'nin düğününü. Ve bütün televizyonda gördüğüm insanlar bizim bal salonundaydı. Ben müsait olduğum günlerde bankette garson olarak çalışıyordum. Vestiyerde çalışıyordum. Ve otelciliği çok sevdim. Her seviyeden insanla konuşabiliyorsun, karşılaşabiliyorsun. İlkokul mezunu veya Avrupa'da bitirmiş Türk gençlerimiz veya devlet insanları ve onlara hizmet etmekten zevk alıyordum. Severek yapıyordum. Yıllar sonra 95'te yurt dışına çıktığımda ilk yerim Bakü'ydü. Bakü'de biz 95'te ilk 5 yıldızlı oteli açtık ve hiç 5 yıldızlı kültürü olmayan ve deneyimi olmayan bir ülkede sokaktan aldığımız gençleri yetiştirip otelci yaptık. Bugün benim birçok arkadaşım, iş arkadaşım Bakü'de ilk defa otele başlayan, dünyanın değişik yerlerinde genel müdür olarak veya üst yönetim pozisyonlarında çalışıyorlar. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Birçok dünyanın birçok yerinde otel açılışlarında bulundum. Intercontinental, Jumeirah Group, dünyanın tek 7 yıldızlı yelken oteli dediğimiz otelde 3 yıl geçirdim. Dubai'de. Evet. Orta Asya'da Le Meridian otellerinin ilk otelini açtık Taşkent'te 2006'da ve en son 11 yıl Katar'daydım. Katar'da devlet işindeydim. Orasının spor köyünde iki tane 5 yıldızlı otel, bir tane futbol akademisi, 156 yataklık, 10 yaşından 18 yaşına kadar gençleri ve akademisi olan bir yer, Espaire Zone. Orthopedic Medical Hospital dediğimiz sporcuların hastanesi ve Anti-Doping Laboratuvarı'nın sorumlusuydum. Çok değişik bir deneyim ve çok örnek alabileceğimiz şeyler, tecrübeler edindim. Bunların bir tanesi mesela Dubai veya Katar gibi kumun üstüne yarattıkları şehirleri o kadar güzel tanıtıyorlar ve o kadar değer veriyorlar ki ben Türkiye'ye geldiğimde özellikle Trabzon'da bizim hem kültür, hem tarih, hem doğa, yemeklerimiz, her şeyimiz mükemmel ama biz bunu değerini tam olarak anlayıp ve dünyaya tanıtamıyoruz. Destinasyon olarak Trabzon ve Karadeniz çok güzel bir yer. Olması gereken seviyeye daha ulaşmadığına inanıyorum. Potansiyeli çok büyük. Doğru ve gerçekten deneyimli insanlarla bunu yapılırsaydı Trabzon çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şimdi buradan başlayalım. Otelinizin aslında problem olarak gözüken bir sahil bandınıza. Çok da fazla haz etmediniz. Birazdan örneğini de
Anlatacağım çok ilginç bir örnek verdi Yüksel Bey, arkamda görmüş olduğunuz manzarayla alakadar. Eskiden kalma barakaların, balıkçı barakalarının bulunduğu bir bölüm var ve otelin öncesinde burada olduğu için herhangi bir çalışma yapılmamış ve buradaki PR çalışmasında, pazarlama çalışmasında denizi belki de aktif olarak otele dahil edeceksiniz bir plajla beraber ama bu mümkün olmadı bu zamana kadar ve Basel örneğini isterseniz siz verin, ben vermeyeyim. Siz bana anlattınız ama UEFA Avrupa Ligi C grubu ikinci maçını Trabzonspor Basel'le oynamıştı Akyaka Stadyumu'nda ve onun öncesinde Hilton'da kaldı Basel futbolcuları ve teknik heyeti yönetimiyle birlikte. Maçtan 45 dakika önceki hadise Yüksel Bey bizle birlikte paylaşacak. Şimdi bir Türk vatandaşı olarak ve bir vatansever olarak ben özellikle yabancı misafirlerimizin bu manzarayı görüp de burası Bangladeş mi, Türk insanı bu kadar kötü şartlarda mı yaşıyor diye sorduklarında cevap vermekte zorlanıyorum. Biz Basel'i dünya standartlarında iki gün ağırladık ve ilgimi çeken bir olay oldu. Teknik müdürleri 45 dakika stadyuma gitmeden önce, maç öncesi bütün takımı alıp aşağıdaki balıkçı evlerinin önüne çekti. Ve orada oyuncularına şunu söyledi. Bakın işte biz bu insanlarla oynayacağız. Onlar çok geri kalmış ve çok fakir. Siz Avrupalısınız, siz yenersiniz diye konuşmalar yapıldı. Ve bu benim bir Türk vatandaşı olarak çok ağrıma gitti. Ve gerçekten de aslında bu Trabzon'u veya Türkiye'yi yansıtmayan bir olay olduğu için çok etkilendim. Biz Avrupa'nın veya başka ülkelerin bu türlü yerleri var ama hiçbir zaman bunu kullanıp da bakın biz daha üstünüz diye kimseye hitap etmiyoruz. Benim açımdan balıkçı evlerin burada olması hiçbir sakıncası yok ama bakımsız olmaları kabul edilemez. Çünkü sadece Basel'den değil birçok ülkeden yabancı misafiri ağırlıyoruz. 92 ülkeden yabancı misafiri ağırlıyoruz. Hem Trabzon'a hem Akçabat'a hem Türkiye'ye onları getirdikten sonra bu manzara karşısında Türkiye'yi geri kalmış veya 3. dünya ülkesi olarak düşünmelerini sağladığı için bunu uygun görmüyorum. Evet. Bence hem Trabzon'un hem Türkiye'nin imajını ve şeyini zedeliyor. Etiketini, görselini, görsel etiketini zedeliyor. Evet. Biz bir yerden dünya modeli veya ileri ülkeler arasında girmeye çalışırken bu manzara gerçekten yakışmıyor Trabzon'a. En azından bakım yapılsa veya daha uygun bir şekilde getirse çok güzel olur. Avrupa'da zaten kabul edilmiyor. Çünkü evlerin arasında hiç mesafe yok. Yani bir yangın, Allah korusun, bir yangın çıksa, bir afet olsa herkes etkilenecek. Ve bu olmadan önce tedbir alınması gereken bir konudur. Evet. Tabii Trabzon'u Nisan ayından beri buradasınız, gezdiniz, turizm sektörünü biliyorsunuz, otel işletmecilik anlayışını biliyorsunuz. Ne seviyede? Birçok otel var. Tabii çok devasa firmaların Trabzon'a yatırımları da var. Özellikle Arap turizminin Karadeniz bölgesine bu kadar rağbet görmesi, yatırımcıları da ister istemez Karadeniz bölgesine yönlendirdi ve çok önemli firmaların da çok önemli yatırımları oldu. Bu kadar fazla yatırım Trabzon'a gerekli mi ve PR çalışmasını bu noktada ne kadar iyi yapabiliyor Trabzon? Şimdi bildiğiniz gibi bu yıl Sümer Emanet'i açıldı ve Yunan ve Avrupa marketi de Trabzon'a dahil olacak. Biz dünyada sadece bir müşteri profiline kilitlenmiyoruz. Çünkü Araplardan önce Ruslar vardı. Yarın öbür gün Araplar da giderseydi başka ülkeler ve başka misafirlerimiz olacak.
Trabzon'a yatırımlar tabii ki daha fazla olmasını da istiyoruz. Çünkü potansiyel olarak biz Karadeniz bölgesinde Trabzon olarak gereken yere ulaşmamışız daha. Daha alacak çok yolumuz var. Ama şu andaki oteller veya işletmeler kalite, verdikleri hizmet ve kaliteye çok önem vermeleri gerekiyor. Mazeretler bir tarafa, müşteri geldiği zaman onun en iyi şekilde ağırlanması ve bu yöreyi tanıtmamız hepimizin görevidir. Yani kapıcıdan, bellboy'dan, garsondan, genel müdüre kadar otelci olarak ben bunu herkesin görevi olarak görüyorum ve düşünüyorum. Gereken yerde mi Trabzon şu anda? Hayır, kesinlikle hayır. Çünkü hem doğası, hem tarihi, hem kültürü çok daha fazla bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Türkiye'de mesela yaşam, insan yaşamı uzunluğu açısından Trabzon 3. şehrimiz. Ortalama 82 yaş insan ömrü Trabzon ve Karadeniz bölgesinde ve ben bunu hem sağlıklı yaşam, hem yemek kültürü ve yemek çeşitleri, hem de doğaya bağlı. Havası, doğası, yemeği ve Karadeniz insanı hareketlidir. Yani şu anda dünyada her yerde obezite deyip herkes bir çare arıyor. Çare Trabzon'da. Yani buyursunlar, burada görsünler, yaşasınlar ve bence çok güzel örnekler var. Tarihe baktığımız zaman Trabzon'da hem dünyaca ünlü Marco Polo ziyaret etmiş, hem de Evliya Çelebi, onların buluştukları yer burası. Aralarında 100 yıl mesafe olsa da ikisi de buraya gelmişler. Bu bugün yaratılan bir şey değil, geleneğimizde zaten var. Ben bu tecrübeyi ve bu yaşam biçimini dünyadaki bütün ülkelerle ve insanlarla paylaşmayı öngörüyorum. Bunu yaparken sadece otelcilerdir, bu sektörde çalışan herkes. Mesela bazı kuruluşlar, seyahat ajantaları, otel sahipleri ve işletmecileri, İl Kültür Müdürlüğü ve belediyeler destek verirseler, Trabzon sadece Araplara değil, şu anda bizim çalışmamız olduğu Uzak Doğu, Avrupa ve Karadeniz'in bir merkezi olarak görünülebilir. Ne yapılabilir Yüksel Bey? Şimdi en basit bir örnek vereyim. Geçen sezonda, sezonun en yoğun olduğu ve Trabzon'a günde 14-15 tane yurt dışından direkt uçuşlar olduğu zamanda, turistlerin rağbet gördüğü yerlerde, bütün faaliyetler Trabzon'da sadece alışveriş olarak düşünülüyordu. Oysa ki tiyatrolar, spor karşılaşmaları, konserler, kültür açısından büyük organizasyonlar yapılacağı tam zamanı. Ama biz bunu yaz tatil diye herkes izine veya kapatıyor ve turistler sadece Sümeyra veya sadece tarihi yerleri görüyorlar. Oysa ki Trabzon'un yaşadığı hayatı hissedemiyorlar. Bence tam tersine yaz sezonunda bütün organizasyonlar ve bütün birimler çalışıp en iyi şeyleri göstermeleri gerekiyor. Atıyorum bir Katar'da mesela Filharmoni var. Yani dünyanın her tarafından getirmişler müzisyenleri. Katar Filharmonisi var ve bu konserler veriyor. Bizim tiyatromuz var. Tiyatro sahnelerinde bazı oyunlar ve bazı tarihi şeyler yer alabilir. Öbür taraftan turistler geldikleri zaman özellikle Araplara biz sadece yazı tanıtıyoruz. Ama yaylalara şu anda çıkılsa, sonbaharda veya ilkbaharda çıkıldığı zaman çok farklı bir güzellik var. Tabii. Ve bunu onlar bilmiyorlar. Bir Arap turist sadece yazı biliyor ve kışı biliyor. Çünkü kış günü Alplere veya diğer dağlara gidiyor, karı biliyorlar. Ama ilkbahar ve sonbaharı bilmiyorlar. Aynı destinasyon, aynı yerde dört değişik
duyguyu hissedebilmek Trabzon'dur. Ve bunu onlara tanıtmamız gerekiyor. Sonbahar, ilkbahar, kış, yaz, dört mevsim var. Bunu dolu dolu yaşayabilecekleri yer Trabzon'dur. Ve bizim müşterilerimizden, özellikle Arap müşterilerimizden çok büyük ilgi var. Ve gerçekten de bize bunu daha önce kimse anlatmamıştı diyorlar. Yani ben kendi adıma söylüyorum ama Trabzon'da herkes bunun bir elçisi olarak düşünmeli ve hareket etmeli. Yani bakkal dükkanından olsun, herhangi bir pozisyonda ama Trabzon'u ve Trabzon'u seven insan olarak bunu kendisine görev olarak adletmesi lazım. Adletmesi gerekiyor. Son olarak şu smart modelini bir kez biraz daha açacak olursak, yani Trabzon'daki oteller için, Karadeniz bölgesindeki oteller için özellikle 3 ay sezonda çok verimli iş yaptıklarını baz alırsak, ondan sonra geriye kalan kış aylarında kapatıp zarar etmemeleri, sezonun sezon girmeden önce bir sezon öncesinin karını otele yatırım olarak yapmaları gerektiğini. Şimdi diğer taraftan aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi sonuç itibariyle bir iş istihdamı sağlıyorsunuz siz burada çalışanlara. Sezonluk çalıştığını farz ettiğimizde otellerin buradaki çalışanlar ne olacak? Bu kendi işletmenin imkanlarına göre değişik şekillerde değerlendirilebilir. Eğer yönetici veya kendi kadrosu olan işletme varsa da bunları eğitime gönderebilir. Senelik izinlerini verebilir. Hatta ülkenin değişik yerlerinde kış sezonu olan yerlerde de otel veya küçük işletme açabilir. Ama genelde ne oluyor? Aynı şekilde kadroyu yaz günü çoğaltıyorsun ama kış günü daraltıyorsun. Yine de bir personel giderim oluyor. Hatta bazen maalesef işletmeler personelin maaşını ödeyemeyecek duruma düşüyorlar. Elektrik giderlerin oluyor, bakım giderlerin oluyor. Enerji Türkiye'de çok pahalı ve gerçekten küçük işletmeleri çok etkiliyor. Bütün bunları göz önünde bulunduktan sonra ve sadece bir veya iki müşteri geldikten sonra sen zaten onlara gereken veya bekledikleri hizmeti veremiyorsun. Çünkü giderlerini karşılayamıyorsun. O yüzden daha mantıklı ve daha kullanışlı olan bu aylarda bu masraflardan kaçınmak, otelini veya işletmeyi yıpratmamak, elde edilen karı da yatırım olarak sezondan önce işletmeye geri çevirmek. Şimdi Nisan ayında buradaydım. Birçok yerler sezonluk açılırken geçen seneden kalmış tozlu veya kirli şeyleri hiçbir şey değiştirmeden açıyorlardı. Halbuki yeni sezon açılıyor. Bunun bakımı, boyanması, personelin yeni uniforması, yeni teknoloji veya yeni menüler, konseptler getirebilmek için buna yatırım yapmak gerekiyor. Yani gelen turisti etkilemek için biraz daha cazibeyi arttırmak gerekiyor. Evet, ama bu işletmecinin kendi inisiyatifine bağlı bir şey. Eğer onu kullanabilirseydik bence her sezon Trabzon'da yeni bir bahar havası açacak ve yeni bir konseptler, çok daha fazla çeşitler Trabzon'da yer alabilir. Bu yemek konusunda olabilir, restoranlar, kafeler veya birçok değişik organizasyonlarda faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz sizi. Tabii bir programa sınırlandırmayacağız. Ayda bir gelip yine böyle balkon, belki içeride rufta, otelin herhangi bir yerinizde karşınıza tekrar çıkabiliriz. Turizm sohbetlerine en azından biz de sezona idmanlı başlarız. Böyle çalışmalar ne yapılabilir, fikir terakkileri, öneriler, değerlendirmeleri Yüksel Bey ile birlikte yapacağız. Bugün de smart modeli
ne ele aldık aslında ilk programda. Hem kendisini tanımış olduk, hem DoubleTree by Hilton'u minik de olsa bizlere tanıttı. Karadeniz bölgesine özellikle turizm açısından nelerin yapılabileceğini bizlerle birlikte paylaştı diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım Trabzon ve Trabzonlular buna çok daha duyarlılık gösterir ve gerçekten Trabzon'umuzu dünyaya en iyi şekilde tanıtırız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yüksel Mutlu ile birlikteydik. DoubleTree by Hilton'un genel müdürü çok önemli bilgileri bizlerle birlikte paylaştı diyelim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.